Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Above Echo konusunu anlatacağız. Bu konuyla alakalı neler çıkacak karşımıza onları anlatmaya çalışacağız. Arkadaşlar Above Echo konusuna bir bakalım hemen. Burada sizde konu anlatım kitaplarında da göreceksiniz. Bir takım ifadelerimiz var. Ben bu ifadeyi şurada açmak istiyorum arkadaşlar size. Demişiz ki 24 ve hangi sayı vermişiz? Hemen şuradan bakayım. 24 ve 30 sayısını vermişiz arkadaşlar. Biz de öyle yazalım. 24 ve 30 sayılarına bir bakalım. İlk önce Above Echo tanımlarına geçmeden önce bunu manuel bir şekilde nasıl yapıyoruz onu görelim. Arkadaşlar 24 sayısını hangi sayılar böler? 24 sayısını 1 bölebilir. 2'ye bölerseniz, 3'e bölerseniz, 4'e bölerseniz, 6'ya bölerseniz, 8'e, 12'ye ve 24'e bölebilirsiniz. Bir de şuna bakalım 30'u nelere bölebiliyoruz acaba? 30'u 1'e bölebilirsiniz, 2'ye, 3'e, 5'e, 6'ya, 15'e ve 30'a bölebilirsiniz. Bu 24 sayısını ve 30 sayısını bölebilen sayılar bunlar altta yazdığım sayılar arkadaşlar. Bunlar arasından ortak olanları bir tespit etmeye çalışalım. 24'ü ve 30'u aynı anda bölen sayılar. Mesela her ikisinde de 1 var. O yüzden şuraya her ikisini aynı anda 1 böler. 2 de var değil mi? 2 de böler. O yüzden 2'yi de şuraya yazdık. Baktığınız zaman 3 de böler. 3'ü de buraya yazdık. Başka şu an 3'ü de yazdım. Bu 4 böler, bu 5 böler olmaz. 6 da bölüyormuş arkadaşlar her ikisini. Onu da yazalım o zaman. Şuraya 6'yı da yazdık. 8 bunu bölerken bunu bölmüyor. 12 aynı şekilde. Bu aynı şekilde. İkisini aynı anda bölen sayılar bunlardır. Ortak bölenleri, yani 24 ve 30 sayılarını aynı anda bölen sayılar, ortak bölenleri bunlardır diyoruz. Peki 24'ü ve 30'u aynı anda bölebilen en büyük sayı nedir? En büyük sayı işte arkadaşlar şurada 6 sayısıdır. Biz buna işte 24'ün ve 30'un ortak bölenlerinin en büyüğü anlamında EBOB. Ya böyle yazarsanız ya da şu şekilde 24'e 30 şeklinde yazarsanız bu şekilde yapıldığında da EBOB anlamına gelir. EBOB da yazılabilir. Bazı kaynaklarda OBEB yazabilir. Sorun değil, aynı şeydir arkadaşlar. Hatta bazı kaynaklarda 24 virgül 30 EBOB ifadesini şunun alt indisi altında yazarak, şurada yazarak da gösterebilir. Fark etmez. Hepsi sonuçta aynı gösterim tarzıdır. Bu şekilde olmalıdır diyoruz. Peki ileride anlatacağım. Yeni nesil sorular arasında bunu biz dahil ediyoruz. Oralarda da soruyoruz ama soru çözüm kısmında anlatacağım ama şimdi ön bilgi olsun diye vereyim. Ne işinize yarayacak bu OBEB arkadaşlar? Mesela diyelim ki siz, herkesin çok merak ettiği bir bölüm vardır. Endüstri mühendisliği vardır. Mesela endüstri mühendisliği ne işe yarar? Kendinizi öyle düşünebilirsiniz. Ya da bir fabrikanın işletmecisiniz, işletme müdürüsünüz. Bununla alakalı ben de fabrikanın müdürüyüm ve size şöyle geliyorum yanınıza. Aman mühendis bey, ocağınıza düştük. Ya biz çok fena bir şey yaptık. Bunu bir türlü düzelmiyoruz. Mali, ciddi anlamda mali zararlara uğradık gibi problemler var. Nedir o problem? Bizim 24 tonluk bir tankerimiz var. 30 tonluk da bir tankerimiz var. Bunların içerisinde atıyorum bakliyatlar olsun. Ya bizim işçi sayımız çok az. Bunları taşımak için işçi bulamıyoruz. Ya bize öyle bir çuval modeli bul ki, öyle bir torba modeli bul ki. Yani ben tabii ki 1 kiloluk çuvallar yapabilirim. 1 kiloluk çuvallar yapabilirsiniz. Bunu da aynı şekilde 1 kilogramlık çuvallara yükleyebilirsiniz. O zaman işçi sayısı, daha fazla işçi kullanmanız gerekir. Daha fazla zaman gerekir. Git gel, git gel, git gel. Ya bana öyle bir şey bul ki ben bunları doldurayım. Mümkün mertebe az sayıda olsun. Ama hani bir tek seferde işimi halledeyim dediğiniz zaman 24'ü de hiç artmayacak şekilde, bunun içindeki bütün malzemeleri, 30'u da aynı şekilde hiç artmayacak şekilde 1 kilogramlık çuvallar, 2 kilogramlık çuvallar, 3 kilogramlık çuvallar ve 6 kilogramlık çuvallar şeklinde yapabilirmişiz. Ama tabii ki neyi bölmeniz gerekiyor? 6 kilogramlık çuvallar yaparsam ben daha az sayıda çuval taşımış olurum. Mantığı vardır. Ya yani buna benzer. Bunu daha detaylandırabiliriz ama kabaca bu tarz şeylerde kullanıyoruz. Daha bunun birçok örnekleri var arkadaşlar. Sorularda göreceğiz. Burada ifade etmeye çalıştık. Hemen tekrar açalım o ifademizi. Ne demiştik arkadaşlar OBEB için? Dedik ki en az biri sıfırdan farklı, iki ya da daha fazla doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne denir. Ortak bölenlerin en büyüğüne OBEB denir arkadaşlar. Hemen ifademizi aldık. Peki biz az önce 24'ü ve 30'u hemen hızlı bir şekilde bulduk. Bu şekilde yazdık. Peki ben hocam yapamayabilirdim. Yani siz orada yaptınız ama ben o anda gelmedi aklıma. Ne yapacağım? Hemen bir tane örnek verelim mesela. Ne olsun arkadaşlar? 42 ile 96 sayılarının biz OBEB'lerini araştıralım. Bu şöyle yapılıyor arkadaşlar. Buna birinci yol diyebiliriz. Hemen şöyle yapacaksınız. 42 ve 96'yı ikiye böleceksiniz. İkisini de aynı anda ikiye böldüyseniz işaretleyin. Kitapta biz yuvarlak içerisine aldık. İsterseniz yuvarlak içerisine alın. İsterseniz böyle yanına bir yıldız koyun. Fark etmez.
42 ikiye böldüm 21. 96 ikiye böldük 48. Bunu ikiye bölemiyorum ama şunu bölebildim. Gitti 24 kaldı. Burada 21 hala bölemediğim için bu şekilde olacaktır. Bunu hala ikiye bölebiliyorum. Tekrardan ikiye böldüm 12. Bu bölünmedi. Burada kalacaktır. 12'yi hala ikiye böldüğüm için bir daha böldüm 6. Burası 21 olacaktır. 6'yı hala ikiye bölebiliyorum. 3, 21 oldu. Şimdi bakın 3'e bölünür, 3'e bölünür. İkisini de aynı anda 3'e böldüğüm için arkadaşlar buraya artık böldüm 1 kaldı. Bunu da 3'e bölersek burasının ne olması lazım? 7 olması lazım. Kaldı derken yani bölünme olarak ifade ettim o kaldı cümlesini. Sonra tekrardan 7'ye böldüm. Burası tekrardan 1 oldu. Bakın arkadaşlar ne oldu? 42 ve 96 sayılarının OBEB'ini, EBOB'unu bulduk. Onu şu şekilde yazıyoruz. Bu yuvarlak içerisine aldığımız ya da yıldız koyduğumuz sayıları çarparak yazıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bunların EBOB'u 6'dır diyoruz. Bu şekilde yaptığımız işlemlerde aynı anda bölebiliyorsanız bu sayıları, mesela ben bu ikisini aynı anda 2'ye bölebiliyormuşum. Bunları aynı anda böleceğim bir sayı bulamadım, devam ettim. Sonrasında 21 ve 3'ü aynı anda bölebilen bir sayı bulduk. Onu da oraya yazdık. Bu birinci yol. İkinci yol ne olabilir arkadaşlar? İkinci yol da şu. Mesela hangi sayıdan örnek verelim? Mesela 42 sayısına bakalım. 42 sayısını asal çarpanlara ayırırsınız 2, 21, 3'e bölersiniz 7, 7'ye bölersiniz 1. 42'nin asal çarpanları 2 çarpı 3 çarpı 7'dir. 96'ya bakıyorum. 96'nın asal çarpanlara ayrılmış hali 48, 2'ye böldüm 24, 2'ye böldüm 12, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. 96'nın da asal çarpanları 1, 2, 3, 4. Yani 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1. Şimdi arkadaşlar bu birinci yol, bu da ikinci yol dedik. Asal çarpanlara ayırdım hepsini. Daha öncesinde bir önceki konumuzda vardı. Asal çarpanlara ayırma ünitesinde anlatmıştık sizlere. Bu şekilde asal çarpanlara ayırdım. Ortak bölenlerinin en büyüğü diyor. Bunu tespit ederken şöyle yapıyorsunuz. Her iki sayıda da asallara bakıyorsunuz. Ortak olan asal. Her ikisinde iki çarpanı var. Dikkat ederseniz. Her ikisinde iki çarpanı var. Bu ortak asal çarpanlardan en küçüğü seçilir. Yani ben burada 2 üzeri 1'i mi almalıyım yoksa 2 üzeri 4'ü mü almalısın? Hayır, 2 üzeri 1'i alacaksın arkadaşım. 2 üzeri 4'ü değil. Aldım. Sonra her ikisinde de ortak olan bir şey var mı? Bakın 3 üzeri 1 var, 3 üzeri 1 var. Dolayısıyla ben burada yine 3 üzeri 1'i seçeceğim. Bunda 7 çarpanı var, bunda 7 çarpanı yok. O zaman almayacaksın. Ne dedim ben? Ortak olanları alacaksınız arkadaş. Ortaklardan en küçüğünü alacaksınız. Dolayısıyla yine 6 cevabını elde edeceksiniz. Bu şekilde yapılabiliyor. Hemen şöyle bir sayfa daha açtığımız zaman, bir saniye, şöyle yapalım. Bunu ben temizleyeyim. Mesela diyelim ki arkadaşlar bir tane sayımız var. A sayısı var. A sayısı 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 4 çarpı 7 üzeri 2 olsun. Bir tane de B sayısı var. Asal çarpanlar ayrılmış. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 3 şeklinde yazılmış. Bize diyor ki bu sayıların EBOB'unu bulunuz diyor. A ve B sayılarının EBOB'unu bulunuz. Adam ne güzel bakın hazır. Çarpanları da ayırmış mis gibi. O zaman ne yapıyoruz? İkisinde de ortak olan bir asal sayı buldum. O 2'dir. İşte o 2'lerden en küçük olanı seçmelisin. 2 üzeri 3'ü mü seçeceksin? 2 üzeri 4'ü mü? Tabii ki küçük olanı seçeceksin. Seçtim. Çarpı diyorum. Her ikisinde ortak olan mesela 3 var mı burada? Yok. Burada var ama burada yok. Alamazsın o zaman. 5 bunda da her ikisinde var mı? Var. O zaman 5'i yazdın. Bu 5 üzeri 4, bu da 5 üzeri 3. Tabii ki 5 üzeri 3'ü seçeceksiniz. Bunda 7 çarpanı var, bunda yok. Seçmeyeceksiniz o zaman. Demek ki arkadaşlar bizim A ve B sayılarımızın EBOB'u buradaki çıkan sayıdır diyoruz. Bu yönteme dikkat etmeniz lazım. Hemen ikinci yolda zaten burada ifade edilmiş. Burada arkadaşlar yine bir püf noktasını daha hemen size söyleyeyim. Pardon, şöyle yapalım. Şöyle çizelim. A sayısı şöyle çıksın. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 6 üzeri 3. B sayısı eşittir. 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 4. A ve B sayılarının OBEB'i nedir diye sorsun. Burada 2 sayısı var, 2 sayısı var. 2 sayısının hangisini seçmeniz lazım? Küçük olanı seçmelisiniz. Normalde öyle deriz. Burada arkadaşlar eğer bu yöntemi kullanacaksanız ve bu soru size bu şekilde verildiyse buradaki her sayının asal çarpanlara ayrılmış halde olması gerekir. Asal bir sayıdır, asal bir sayıdır, 6 asal değildir. Dolayısıyla bu şekilde, bu haliyle bu soru çözülmez arkadaşlar. Bunu düzenlemeniz gerekir. Bunu düzenleyeceksiniz. Yani ne yapacaksınız bunu? Şöyle diyeceksiniz. Asal çarpanlara ayrılması lazım. Arkadaşım sen kimi kekliyorsun? 3 üzeri 1 çarpı 6 sayısı nasıl yazılır? 2 çarpı 3'ün
küpü şeklinde düşünebilirim. O zaman 3'ü de dağıtırsam buraya 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3. Tekrar düzenleyeceğim. 2 üzeri 2, 2 üzeri 3'ten dolayı 2 üzeri 5 yapar. Gitti gitti. 3 üzeri 1, 3 üzeri 3'ten dolayı 3 üzeri 4 yapar. İşte A sayısını buldunuz. B sayısına bakın, asal bir sayı. Asal bir sayı, hiçbir problem yok. Tertemiz bir soru. Hemen geldim 2 üzeri 3'ü ve 5 üzeri 4'ü yazdım. Şimdi ben bu sayıların OBEB'ini merak ediyorum. OBEB ya da EBOB hiç fark etmez. Bazen ağzımız alışıyor. Eski sistemi söylüyoruz. İkisinde de ortak olan ikiler var. A ve B sayısında iki ortaktır. En küçükleri seçildi. 2 üzeri 3. Birinde 3 var, birinde 5 var. Yapacak bir şey yok. 3 bunda varken bunda yok. 5 bunda varken 5 bunda yok. O zaman alamazsınız bu ikisinde. Demek ki arkadaşlar A ve B sayılarını aynı anda bölebilen sayı 2 üzeri 3, yani 8'dir diyeceğiz. Yani bu yöntem evet güzel bir yöntemdir ama tehlikeli kısmı şuradaki sayının asal olmamasıdır. Buna çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Devam ettim hemen. Şurada bir takım açıklamalarımız var. Bu açıklamalar çok önemli. Hemen şöyle büyütelim. Eğer A ve B sayılarının OBEB'leri 1 ise arkadaşlar, A ve B sayılar aralığında asaldır demiş. Tam tersi de söylenebilir. Karşılıklıdır. A ve B sayıları aralığında asal ise OBEB'leri 1'dir. Arkadaşlar buraya çok dikkat edin. Bakın. Ben hemen şöyle bir tane daha sayfa açıyorum. Bir daha yazıyorum size. Diyorum ki A ve B sayıları, yani oradaki cümleyi tekrar yazıyorum. A ve B sayıları aralarında asal ise aralarında asalsa bu sayıların OBEB'leri 1'dir. Evet doğrudur. Çünkü biz temel kavramlarda dedik ki aralarında asal iki tane sayı var. Aralarında asal iki sayı. Bu sayıların aralarında asal olabilmesi için arkadaşlar ortak bölenlerin olmaması lazım. Ortak bölenlerin olmaması lazım diyorduk. Yani bir dışında ortak bölenin olmaması lazım diyorduk. Hemen bir örnek veriyorum. Mesela EBOB 5 ile 8. 5 ve 8 sayıları aralarında asaldır. Dolayısıyla ortak böleni yoktur. Sadece 1 vardır ortak böleni. O yüzden buraya 1 yazarız. Yani bu sorularda biz öğrencilerimize her zaman şurayı vurgularız. Öyle yazmamız gerekir. Doğru, yanlış değildir. Ama bazen şunu da diyebiliriz arkadaşlar. Bakın, öğrenciler şu aralarında asal ifadesini görünce hemen 1 yapıştırıyor ya. Burası 1'dir diyor. Doğru yapıyorsunuz, yanlış yapmıyorsunuz. Ama şu kilit noktayı kullanmıyoruz bazen. Ne diyoruz bunun yerine? Ben bu aralarında asal demiyorum da aynı kapıya çıkan kulağı farklı bir yerden tutuyoruz. Diyoruz ki ardışık sayılardır diyoruz. Bakın cümleye şöyle giriyorum. A ve B sayıları ardışık sayılardır. Hayda. Hani biz buraya kilitlendik ya. Aralarında asal görürsen OBEB'leri 1'dir. Aralarında asalsa OBEB'leri 1'dir. Sürekli bunu söylüyoruz. Öğrenci buraya odaklanıyor. Bu cümleyi değiştiriyorum. Halbuki ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Zaten ardışık sayılar 6 ve 7 ardışıktır. Ve aralarında asaldır zaten. Mesela 9, 10. Arkadaşlar ardışıktır ve aralarında asaldır zaten. Yani aralarında asal demenin bir başka yoludur bu aynı zamanda. Veya bunun yerine aynı kapıya çıkan ardışık tek sayılar. A ve B sayıları ardışık tek sayılar dediğim zaman sanki soru daha önce anlatılmamış, daha önce ifade edilmemiş yepyeni bir sorumuş gibi karşımıza çıkıyor. Halbuki hiç alakası yok. Ardışık sayılar 3 ve 5 aralarında asaldır. 9, 11 aralarında asaldır arkadaşlar. Bunlar kesinlikle aralarında asaldır diyoruz. Ben şöyle diyebilirdim. Bu da notlarınız arasında olsun. A ve B sayıları ardışık, bu sefer hani ardışık sayıyı söyledim, ardışık tek söyledim. Bu çiftin canı yok mu? Onu da söyleyelim. Ardışık çift sayılar olsun. Eğer bunlar ardışık çift sayılarsa arkadaşlar bunların EBOB'ları 2'dir. Çok kolay bir örnekle gösterebilirsiniz. 6 ve 8. 6 ve 8 sayısının sadece bölen sayı arkadaşlar 2'dir. Başka yoktur yani. Bu da sizin notlarınız arasında olsun. İleride kullanabilirsiniz diyelim. Mesela hemen bir soru yazıyorum size. Bu kısmı dediğim gibi durdurup not alın arkadaşlar. Hemen siliyorum. Size şöyle güzel bir soru, yakışıklı bir soru yazıyorum. Dedim ki EBOB AB A virgül B eşittir 1 ve veya şöyle diyelim olmak üzere, burayı olmak üzere diye düzelteyim. Olmak üzere B eşittir 120 ise 120'den küçük olacak şekilde, A 120'den küçük olacak şekilde kaç farklı
değer alabilir. Böyle bir soru sorduk arkadaşlar. Ben şöyle uzatmadım ben. EBOB'larının 1 olduğunu iddia ediyormuşuz. A ve B sayıları o EBOB'ları 1'miş. B sayısını 120 alırsanız A sayısı 120'den küçük olacak şekilde bu şarta uyan EBOB'ları 1 olan kaç tane sayı yazılabilir diye sorduk. Arkadaşlar bu bir soru tekniği. Ben size bu sorunun aynısını temel kavramlarda çözdüm. Ya daha doğrusu asal çarpanlar da olabilir. Şu an tam yerini hatırlayamadım ama bir yerde size göstermiş olmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız? Burada size şunu demek istiyoruz aslında. Temel kavramlarda bu soru karşınıza şöyle çıkar. Ya da asal çarpanlar konusunda 120'den küçük, 120 ile aralarında asal, şurayı ben kısaca yazayım. Aralarında asal kaç sayı vardır? Kaç sayı vardır? OBEB ifadesine girmeden, OBEB ifadesine girmeden şu cümleyi kullanırsam bu asal çarpanlar, temel kavramlar konu başlığı altında anlatılır. OBEB ile girersem OBEB konusuna dahil olacaktır. Halbuki iki soru da birbirinin aynısıdır arkadaşlar. İki soru birbirinin aynısı. Ama böyle sorup da böyle sormayıp da şöyle sorarsa işler karışıyormuş gibi gelir. Hiç değişen bir şey yok. Bunun bir yöntemi var arkadaşlar. Hemen yöntemini söylüyorum. 120 sayısı asal çarpandan ayrılır. 122'ye böldüğünüz 60. Bir daha 2'ye böldüğünüz 30. Bir daha 2'ye böldüğünüz 15. Hadi bir daha bölelim. 5. Bir daha böldüm 1. 120 sayısı asal çarpandan ayrılırsa 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 şeklinde yazılır. İşte 120'den küçük, 120 ile aralarında asal kaç tane sayı vardır? Yani şunu kastediyorum. Mesela 7 ile 120 aralarında asaldır. 11 ile 120 aralarında asaldır. Dolayısıyla bunların EBOB'larını alırsanız her zaman 1 çıkar. Bunu kastediyoruz. Nasıl yapacaksın? Şöyle yapacaksın. 120 sayısını yazıyorsun. Çarpı diyorsun. 1 eksi 1 bölü bir şey. O bir şey dediğim şey şu arkadaşlar. 2 çarpı 1 eksi 1 bölü 1 bölü şu aşağıdaki kısım yine şuradan geliyor. Çarpı 1 eksi şurada 5 var. 1 bölü 5. Eğer şu sayıyı asal çarpanlara ayırdığında şurada bir tane 7 çarpanı çıksaydı, burada çıksaydı, burayı yazsaydın sen de buraya yazacaktın. Dolayısıyla burada çıkmadığı için gerek yoktur. Hemen çözüyorum soruyu. 120 çarpı 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 çarpı 4 bölü 5 şeklinde yazılır. Buradan 6 30 şurası 4 çıktı. 8 32. 32 tane yani 720, 1120, 1320 gibi bu şekilde aralarında asal ya da EBOB'ları 1 çıkan 32 tane sayı varmış arkadaşlar. Tek tek elimle saymadan buldum. Bu çok zor diyebileceğimiz, eğer 5 üzerinden puan vermek istesek 5 puan yani 5 yıldız alır zorluk derecesi olarak. Eğer bu tekniği bilmiyorsanız bu soru çözmeniz mümkün değil verilen süre içerisinde diyoruz. Hemen ifadelerimize tekrar geri döndük. Bilmeniz gereken şeyler var demiştik. O şeyleri tekrar sıralıyorum. Tekrar söylüyoruz. Bu ifadeyi söyledik arkadaşlar. Bununla alakalı sorularımızı da çözdük. Şimdi geldik alttaki ifadeye. Eğer bir sayı varsa A sayısı B sayısından küçükse EBOB'ları her zaman verilen sayılardan küçüktür. Yani şunu söylemek istiyorum. Şurası 20 ise, şurası 30 ise bunların o EBOB'ları sizce 50 çıkabilir mi? Mantıksız olur o zaten değil mi? 20'yi 50'ye bölebilirsin diyor. Böyle bir şey yok ki. 20'yi 50'ye bölemezsin. Dolayısıyla senin şu EBOB'un, daima şu iki sayıdan, üç tane de olabilir fark etmez. Şurada verilen sayılardan her daim küçük olmak zorunda ya da en azından bir tanesine eşit olmak zorunda. Olabilir mesela 20'ye 40 olur ve sen bunun EBOB'unu bulursun. Bunun EBOB'u ne yapar arkadaşlar? 20'dir. Bu ikisini bölebilen en büyük sayı 20'dir. Dolayısıyla EBOB'unuz, şuradaki ifadeyle EBOB'unuz bazen sizin sayılarınızdan birine eşit olabilir. Ve diğerinden kesinlikle küçük de olabilir. Ya bu şekilde ifade edilebiliyor. Bazı sorularda kullanmanız gerekecek. Bunu bilin. İki veya daha fazla sayısının ortak sayı, ortak tam sayı bölenlerinin sayısı EBOB'larının bölen sayısına eşittir demiş. Doğru. Zaten EBOB ifadesinin ta kendisidir arkadaşlar. Hemen birinci sorumuza bakalım. O kadar konuştuk. Çözelim biraz değil mi? 36-45 sayılarının EBOB'u kaçtır demiş. Hemen 36 ve 45 sayılarını yazdınız. Şöyle çizgi yöntemini kullanalım. Yani birinci soru tekniğini kullanalım. Şöyle çizebilirsem. Evet. Bu ifade 2'ye böldüm. Bunu bölemediğim için işaretlemeyeceğim. 18, 45. Bir daha 2'ye böldüm. 9, 45. Bu sefer 3'e böldüm. Her ikisini 3'e böldüğüm için işaretledim. 3 olacaktır. Burası 15 olacaktır. İkisini de 3'e bölebiliyorum. 1, 5 olacaktır. Tekrar 5'e böldüm. 1. Dolayısıyla 36 ve 45 sayılarının EBOB'u bulundu arkadaşlar. 36 ve 45 sayılarının EBOB'u şuradaki işaretlediğin sayılardır. 3'ün karesidir. Yani 9'dur dedik. Yani cevabımız Ceyhan seçeneği olması gerekiyor arkadaşlar. Hemen devam edelim. Cevabımız burada.
Bir sonraki sorumuz ikinci yöntem dediğimiz soru tekniği de. Hemen onu bir kere daha hatırlatalım. Eğer ebe bunu soruyorsak bu soruda diyeceğiz ki her ikisinin ortak olması lazım. Her ikisinde ikiler var mı? Var. İkilerin en küçüğü seçilir. Seçtim. Üçler var mı? Her ikisinde var. O zaman üçlerin o üçlü 3 üzeri 2'ler ve 3 üzeri 4'lerdeki en küçüğünü seçtim. 3 üzeri 2 olacaktır. 5 bunda var, 5 bunda var. O zaman yine en küçüğü seçilir. Dolayısıyla baktım 7 bunda var, 7 bunda yok. O zaman seçemezsin. İşte sizin EBOB'unuz budur arkadaşlar. A ve B sayılarının EBOB'u bulundu. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9. Buradan da 5 gelecektir. O zaman ne yapacaktır arkadaşlar? 180 cevabını bulursun ve Ceyhan seçeneğini işaretlersiniz.